Rektal tuşa nedir? Rektal tuşa erkeklerin korkulur yaz. Ürologlara gelmemelerinin birinci sebebi. Yani o mukaddes yer var ya, böyle mukaddes, erkeğin korumak için ölüp bittiği yer var ya. Buna makat deniyor. Tıp dilinde anüs deniyor. Buraya yapılan parmakla muayene. Parmakla rektal inceleme. PRI. Peki bunun başka bir yöntemi yok mu? Şimdi bunun başka yöntemi tabii ki var. Ama bununla birlikte değerlendirildiğinde, örneğin hasta kan verdi, PSA. PSA verdi. Bir tanı koyma ihtimali %40-60'larda. Parmakla rektal inceleme yaptığın zaman bu oran yükseliyor. Ve parmakla rektal inceleme ekstradan ne getiriyor? Anüste olabilecek bir rektum kanseri, anal kanserleri de yakalamanı gerektiriyor. Bir, parmakla muayene bununla yapılır arkadaşlar. Halk arasında bununla yapılmaz. Bununla bizim işimiz yok. Bununla yapılır. Parmakla rektal inceleme. Burada baktığımız olay kişinin prostatının yumuşaklığı, prostatının etrafının ne kadar hatların düzgün olduğu. Burada herhangi bir sertlik falan gibi bir şey varsa bazen kan tahlili normal olsa bile bunun yapılması lazım. Ha, bunu yapmak için hastadan izin alıyoruz. Hastaya ifade ediyoruz, izin alıyoruz. Korkutucu bir olay değildir. Hiç aklında da kalmaz. Bunu yaptığımız zaman aynı zamanda herhangi bir hemen makatın oralarda kanserojen bir gastrointestinal sistem, sindirim sistemi kanseri varsa onu da yakalarız. Aynı zamanda bazen kronik prostatitlerde masaj yapmak gerekir ki prostattaki sekresyon boşalsın, hasta rahatlasın. Bu parmakla yapılır.